Herkese merhaba, yeni bir videoyla geldim. Evet, biraz önce uyandım. Bugün hatta erkenciyim yani. Size göre bak çok erken değildir ama ben bugün 10'da uyandım. Normalde 11'den önce pek uyanamıyorum. Ne yazık ki geç yattığım için. O yüzden uyandım ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yüzümü yıkadım, şimdi fırçaladım, şöyle bir ruj sürdüm. Benim daha koyu kahve rujum vardı. Hatta siz çok beğeniyordunuz ama şu an onu bulamıyorum. Nereye koydum bilmiyorum. Böyle bir nude ruj sürdüm. Ve karşınızdayım kısacası. Bugünü vloglamak istiyorum böyle. Neler yapacağız bilmiyorum. Yediğim, içtiğim bir şeyleri de göstereyim. Bugün birlikte olalım istiyorum. Hava da muazzam güzel. Dün inanılmaz yağmuruydu arkadaşlar ama ve ben markete falan gittim. Birkaç eksiğimi aldım. Biliyorsunuz bayram karantinasından çıktıktan sonra eksikler gene oldu ister istemez. Baya ıslandım ama şu an hava muazzam ve ben açıkçası bugün biraz yürüyüşe falan çıkacağım, bir hava alacağım. Çünkü canım istiyor, yarın tekrar iş var, işe falan gideceğim. Hatta iş saatlerim çok düzenlendi. Artık 10-12.30-12.30'dan sonra gün bana kalıyor. Yani bir dev de olsam birden sonra istediğim her şeyi yapabilirim. Gerçekten çok çok iyi. Zaten gün içinde bol bol konuşuruz. Şimdi bir kahvaltıyla güne başlayalım değil mi? Ama nasıl bir kahvaltı edeceğiz bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Eldivenlerimizi takalım. Eldiven takıyorsak ne yapacağız? Sizce tahmin edin. Kargo açacağız. Trendyol kıyafetlerim bu arada gelmeye başladı. Hatta çok az kaldı sanırım. Bir poşet mi ne? Şu an bir tanesi geldi. Biraz yazlık alışveriş yaptım. İnternetten mağazaları gitmiyoruz. Yani ben gitmiyorum açıkçası. O bayağı içi... Ya. İçi minicik ama içi dolu turşucuk yani. O bayağı şeyler getirmiş o zaman. Çok az kaldı evet. Bir kargom daha böyle geldi. Bütün hepsi bitiyor. Ondan sonra denemeli video çekebilirim. Umarım artık haber yanlış göndermemişsinizdir. Dün şey oldu. Ben kot ceket istemiştim. Ondan sonra daha açık mavi. Bir baktım böyle bildiğiniz hani böyle daha eski bir kot geldi. Rengini yanlış göndermişler. Sonra giydim. Söyledim ki bence bu güzel. Yani sanki bir tık daha beğendim. Bir de üşendim tekrar kargoya götürmeye de işte değişim yapmaya falan filan. O değişim yapacağız. O tekrar gelecek de bir hafta 10 günü bulacak da falan. Neyse dedim yani. Şimdi gelmişler. Şunlar crop. Croplarım gelmiş bakın. Şöyle crop. Bu short eteğim. Bunlar da uzun tişörtlerim, böyle taytların üzerine, pantolonların üzerine daha oversize tişörtlerim. Şey kaldı, bir böyle iki tane tayt aldım. Bir kısa tayt, bir uzun taytım kaldı. Bir de birkaç tişörtüm kaldı. Başka bir şeyim kalmadı herhalde. Denemeli video gelecek. YouTube'a da ayrıntılı, böyle daha ayrıntılı çekeceğim. Hani daha böyle kıyafetimi göstereceğim. Instagram'a da böyle TikTok tarzında böyle daha kısa IGTV'ye biraz da bir motivasyonunu eklerim ben. Eklemeden yapamam. Hem şarkılı böyle IGTV'de denemeli video çekeceğim. Sizi de motive eder. Öyle değil mi? Şimdi ben bunları şunu atayım en azından. Faturayı atmayayım. Olur ne olmaz. Belki bir şey olur. Yırtık mırtık bir şey gelir. Şunları da şöyle şuradan istiyorum hiç ellerim değmeden ters çeviriyorum. Ve bunları da hemen atıyorum. Çöpü de atacağım zaten. Çöp de dolu ve bu iş tamamlandı. Bedenlere gelin bakalım. X small. Sonra tekrar şöyle çevireyim. Tekrar X small. 38 short etek. Medium. Ben bilerek medium aldım. Bana small olur. Üstüm ince ama bir tık uzun olsun. Small çok kısa olursa rahat edemem diye. Medium. Ve tekrar medium. Bakar mısınız? Yani en büyük beden medium 38 beden. 50 beden. XXX large bedenden giymeye alışmış bir kızın kıyafeti. Kıyafet bedenleri. Evet. Nasıl durduğunun bir spoilerını vereyim ben size. Bakar mısınız? Nasıl ama? Çok beğendim. Gerçekten denesem. Tam ilk medium almışım. Bakar mısınız? Medium bile kısa. Yani işte tabii ki göbeğim açık zaten olacak da small olsa bir tık daha kısa olurdu. Benim boyum sonuçta çok yani 1.70 olduğu için boyum small kısa gelebilir diye medium aldım. Şu eteğin bolluğunu görüyor musunuz? 38 beden bu etek. Ve bolluğu şöyle göstereyim size. Bilerek de 38 aldım daha rahat ederim diye. Ama bayıldım. Bunun farklı rengi de vardı. Ben iyi ki bu rengini almışım. Böyle renkli renkli tişörtlerle, croplarla giyerim.
Efsanesi şöyle bir spoiler verdi. Bu Instagram'da zaten gelecek. YouTube'da da aynısını gelecek ama şöyle benim YouTube takipçilerime, her vlogumu izleyen, videomu izleyen canım takipçilerime şöyle bir göstermek istedim. İnanın beğendim. Ve kumaşı şöyle göstereyim. Kumaşı tiril tiril gerçekten. Bu da aynı şekilde çok güzel. Ve bol. Onu da göstereyim. Lütfen bolluğu da göstermek isterim yani. Bakar mısınız? 38 normalde bol. Tekrar karşınızdayım. Gene kışıklara döndüm çünkü hava soğuk yani öyle cıbıldak cıbıldak giydim ama tabii insan üşüyor. Gerçi evim sıcak, kombimi tekrar açtım. Normalde kapatmıştım ben arkadaşlar. 3 hafta olmuştu. Ama 3 gündür açık kombimi tekrar çünkü hani serin. Hava serin yani. Şu an serin gidiyor. Böyle biraz Instagram'da da paylaştım bu arada videoyu falan. Zaten genelde hep o storylerimi böyle sabitliyorum. Motivasyon kıyafetlerin içine. Sizi motive etmek boynumun borcu gerçekten. Kendimi çok mutlu hissediyorum sizi motive edeceğim ve çok güzel de geri dönüşler alıyorum diye düşünüyorum. Mutlu oldum ama ben yani bundan bir an önce giyseydim bu kadar duracağını yani bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. Zaten göbeğimi de o kadar yani bir tık göbeğimi de gösteremezdim. Çünkü insanın yanları daha fazla oluyor. Şimdi bakar mısınız şöyle bir kapatıyorum. Şurada belmen kalmadı. 3-4 kilo hayalim var, hedefim. Bir tık daha bacaklarım daha ince alsın istiyorum. O da olur bence. 38 beden bile şu an bol geliyorsa 4 kilo versem 36 bedene inerim. Sağlıklı hissettiğim kiloda olmak istiyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim. Neyse. Sabah sabah güzel bir motivasyon verdim ben de size. Kıyafet yeterli yani. Hatta hani fotoğrafımı falan da koyacağım. Eski fotoğrafımı da koyayım şöyle bir bakın yani. 110 kilodaki kızla şu anki kız arasındaki fark. Zaten bilerek denemeli video çekiyorum. İnanın bu reklam sponsorluğunda falan değil arkadaşlar. Benim amacım sadece sizleri motive etmek. 110 kilodaki bir kız sadece tight böyle incecik bir şey giyen, bir tişörtle giden nişana bile. Şimdiki ise çok daha farklı giyinen, kendisini daha iyi hisseden. Ve yeme düzenimi görüyorsunuz, biliyorsunuz. Sağlıklı besleniyorum. Hatta Instagram'da bile dedim ben dün 2 dilim pizza yedim. Akşam yemeğinde. Ve inanın hiç de moralim bozulmadı. Yanında da şekersiz kola içtim. Canım çekti ve yedim. Ondan sonra bol su içtim. Canım tatlı çekiyorsa da bir tane hurma yedim. Kahve içtim. Sabah zaten kahvaltım sağlıklıydı. Yani 2 tane pizza taş çatlasın. Kalorisine baktım 200 kaloriymiş. 2 dilim pizza. Çünkü yani pizzanın boyutunu kalorisine hesapladım. 2 dilim pizza 200 kaloriye denk geldi. Yani 200 kalori sizi ne kadar kilo aldırabilir? Sen o pizzayı yedin mi? Yedin. Ölçünü bildin. Sen o sucuğun tadını aldın mı? Hamurun tadını aldın mı? Aldın. Bitti. Başka bir şeye gerek var mı? Yani bir tabak yemene gerek yok. Ben de pizzamı yedim. O yüzden böyle kendimi çok sıkmıyorum. Çok sıkarsam bu sefer her şeye saldırırsın. Bu sefer her şeyden daha fazla yersin. Daha çok şişkinlik hissedersin, ödem hissedersin, kilo alırsın ve tekrar moralin bozulur. Bu sefer başlayamayabilirsin gibi gibi. Kahvaltı için kahvaltıya gelirsek eğer ben sanırım çok kahvaltı etmeyeceğim bugün. Hatta şöyle kahvaltı tabağımı koyayım yanıma. Genelde ben bu tarz kahvaltı ediyorum. Tahin, pekmez falan her gün olmuyor tabii ki ama genelde domates, peynir, zeytinim, yumurtam, salatalığım oluyor. Dün de ettim. Öbür gün de kahvaltı ettim. Ondan önceki gün de ettim. Bugün bir müsli yiyeceğim. Sütle. Canım çünkü böyle daha böyle fresh şey istiyor. Bir tık da tatlı böyle bir şey yemek istiyorum. Daha hafif ve beni tok tutuyor. Bunu yiyorum arkadaşlar. Bim'den alıyorum ve tane 5 küsür falan sanırım. Çok hatırlamıyorum. Bir porsiyon 170 kalori, 3.7 gram şeker var. Bilmeyen için gösteririm. Artık çoğu takipçim biliyor. Hatta alanlar var. Tadını beğenenler de var. Bakın hiç açılmamış. Diğer paketi bitirdim. 40 gram diyor. Normalde yemek kaşığı kaç gram acaba? İşte bir ona bakacağım. Ben normalde hiç kafama göre koyuyordum. Bu arada İstanbul'da sahiller yasaklı diye bakmışım en son. Merak ediyorum çünkü sahili o kadar özledim ki. Böyle biraz yürümeyi. Bakıyorum. Yemek kaşığı. Birlikte bakalım mı? Yemek kaşığı kaç gram? Ne diyor? Bir yemek kaşığı olsun 8 gram diyor. Geç bunu ya. Bunlar şey olarak gösteriyor da. Biz yemek kaşığı arıyoruz ya. Mesela yulaf dersek yulafla aynı olabilir aslında. Kakaola da. Kakaola toz ama ya. Kuru fasulyeyle desek. Neyse ya burada gramlar var. Çok da göstermemiş ama ben 3 kaşık koyacağım. 3 kaşık. Biraz da süt. Gayet güzel. Tabağımızı alalım. Mavi mavi masmavi. Ya bu tabağı çok severim ben. Çocuğu bile bununla yer. Büyük yavaşıma gidiyor. IKEA'dan aldım. Merak edenler için.
Normal 3 kişi bu kadarmış herhalde bir porsiyon. Ama şey, ben açıkçası... Tamam. Ben açıkçası 1,5 porsiyon yiyorum arkadaşlar. Yani bütün gün, çünkü ben öğlen yemeği yemiyorum. Bazen de 3'e bölüyordum. Çünkü 17 saat açtığımız tavada sadece bu ve süt vardı. O yüzden 2 porsiyon yiyordum ve gayet de kilo verdim. Şimdi de 1,5 porsiyon yiyorum. Çünkü ben öğlen yemeği yemiyorum. Taş çalsın, 6 gram şeker. 250 kalori falan alıyoruz yani. Kahvaltımız öyle oluyor. Bence çok da değil. Ben soğuk süt döküyorum. Çok daha güzel oluyor. Hem çikolatalar erimiyor hem de daha böyle soğuk soğuk beğeniyorum. Dişlerimi fırçaladım. Susadım ya. Sizde de oluyor mu? Ben ne zaman dişimi fırçalasam çok susuyorum. Bir bardak da su içeceğim. Evet, hava bayağı sakin ve güzel. İnanılmaz güzel. Bu kazakla bile çıkıp yürünür yani. Hani monta gerek yok ya da kısa kollu böyle bir ince montla. Hava durumuna bakayım. Nasılmış? O 17 derece. Hava güzel. Su içtim. Su da beni sıkıyor. Şöyle bir müsliyim. Benim kurtarıcım oldu. Bu normal başka markalarda müsliler şekeri 10 gram falan bir porsiyonum. Bunun 3 gram. 3,5 gram. O yüzden zaten bunun şeker anı kadar biraz damla çikolatada. Belki biraz da granola da şöyle gözüküyor. Yiyorum. Kuşçuvasları çok güzel. Farkım size geliyordur eminim. Bence evdeki en güzel şey balkon. İnsan böyle dışarı çıkmış gibi hissediyor. Ben böyle sokağa çıkması olduğum gün sırf balkondayım yani. Balkondan ayrılmıyorum. Hava güzelse sırf kahvemi, çayımı, yemeğimi, nazar değdim. Benim zaten bir şey dediğim 3 gün yaşamıyor. Hava sessizlik, kuş sesi dedim. Şu an burada bir galeri var. O arada böyle sesler gelebiliyor. Artık yemeğe devam edeyim. Bunu yiyeceğim. Bir yarım saat falan geçer sonra spor yapacağız. Şimdi güzel motivasyon verdim. Ben de o gazla o motivasyonla daha da güzel sporumu yaparım. Genelde erkenden yapmaya çalışıyorum sporumu. Çünkü soruyorsunuz evi karşıya yapıyorsunuz. Genelde erkenden yapmaya çalışıyorum. Çünkü hani sonra kafam rahat oluyor. Sporum bitti deyip akşamleyin uğraşmıyorum. Evet, biraz taze fasulye ayıklayayım derken 1 kilodan fazla taze fasulyem var. Neden diye sorarsanız o kadar aldım. Çünkü ben böyle mesela burada da minik var. Taze fasulye. Ve hiçbir şey olmuyor. Ben hemen tüketiyorum. Taze fasulye çok seviyorum. Böyle hiç haşlanmamış. Kupkuru koydum, yıkadım, temizledim. Tencere koyduğumda hiçbir şey olmuyor. Uzun süre kalsa bilemem ama ben 2-3 haftada tutuyorum genelde. Şimdi bunu da aldım. Gene böyle yarısını belki bugün yaparım. Bugün bir tane taze fasulye yeriz akşam. Kalanını da zaten dolaba tekrar poşetleyip koyarım. Şimdi bunları temizleyeceğim. Ya temizlemek de gerçekten ömür alıyor ya bu taze fasulyeyi. Şimdi plan yaptım. Saat 1 oldu bu arada. 1 olmuş. Böyle bir 1.45'e kadar falan. 15 mi? Yani bir 40 dakika falan dinlenirim. Yani derken midem falan erisin. Hem taze fasulyemi ayıklarım. Sonra hemen yemeğimi koyarım. Yemeğimi koyarken yemeğim zaten 35-40 dakika pişecek ya. O arada zaten sporumu yaparım. 50 dakika falan eliptik yaparım. Ondan sonra işim bitiyor. Sonra dışarı çıkarım. O da biraz yürüyüş yaparım. Bir hava alırım. Böyle bir planlama programlama yaptım kısacası. Alo. Vay benim hayallerim, vay benim giden geçtiğim eşliğinde taze fasulye doğruyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz ne yapalım, yemek yaparak geçiyor işte. Evet arkadaşlar. Ben bu kanalı çok seviyorum, Türkçe pop. Ama böyle rap şarkıları çalıyor. Böyle arabesk rapli falan. Sonuca ve bakar mısınız koca bir kase fasulye doğradım böyle küçük küçük.
Şimdi ayıracağım, poşetleyeceğim, dolaba aktaracağım ve ondan sonra yemeğimi hemen pişireceğim. Benim taze fasulyem burada. İki tabaklık yaptım. Yarın da yerim diye düşünüyorum çünkü taze fasulye çok seviyorum. Daha süzülüyorlar. Bunları da poşetleyeceğim. En pratik aletimi çıkardım. Şu kadar soğan ile doğramak uğraşacağımı. Şöyle iki tane görmeyenler daha önce de göstereyim. Gerçekten alın aldırın. O saniye. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? Minicik. Ben Migros'tan aldım. Ama her yerde satılıyor AVM'lerde. Ama alırsanız gerçekten bir tık büyüğünü alıp daha fazla şey koyup hemen doğrayabilirsiniz. Şöyle biraz zeytinyağın içine. Kapatıyorum. Çalkalıyorum yağlı çok olmadığı sürece. Şimdi şöyle sotelensin, salça gelecek. Sonra fasulye gelecek. Çok az suyla pişireceğim. Kendimi aynada göstereyim. Bakar mısınız? Karın kasım falan çıkmaya başladı şurada. O kadar mutlu ediyor ki şu anda beni. Aynamı da taktıramadım bir türlü arkadaşlar. İnşallah taktıracağım, ayarlayacağım. Şu an sandalyenin tepesinde. Düzeni sokacağım birazcık evi de. Sonra ev turu falan gelecek. Neyse lafı uzatmayayım. Ben spor yapacağım. İnanılmaz mutlu oluyorum. Şu bustiyeri bile giydiğim zaman böyle gerçekten inanılmaz mutlu ediyor. Bu akıttığın her damla ter var ya seni aslında zafere götürecek ve mutlu olacağın yolun içine seni sokuyor. Benden söylemesi bugün yiyeyim, yarın başlarım. Pazartesi gelsin, pazartesi başlarım. Aa yaz geliyor, bu yazda zayıflayamadım. Kışın başlarım, Eylül'de başlarım. Sen şu anda, şu anda kendini hazır hisset ve başla. Bunun günü, tarihi, zamanı, dakikası, saniyesi yok. Benden sana söylemesi. Eğer gerçekten istiyorsan seni hiçbir şey yıldırmaz. Ben sizlere hitap ediyorum ama inanın bana gerçekten işte Ebru sen zayıflamamışsın, açı farklı, kıyafet farklı, bence hala aynısın diyenler bile var. Modumu düşürecek çok insan var. Ben bunları inat, hırsla, azimle yapıyorum. Sen de o insanlara inat yapmalısın bence. Bir arayın tabii ki geliyor ama size arayın fikri vermek istiyorum ben de. Bakın dün aldım hatta. Beni Instagram'dan takip eden takipçilerim görmüştür. Paylaştım hatta böyle öneriler falan paylaşıyorum. Şöyle filtre kahve buldum. Zaten belki kullanınız vardır ben de görüyordum. Bu arada makineye gerek yok arkadaşlar. Burada zaten yapılışı gözüküyor gayet ayrıntılı. Bardağı bu poşeti açıyorsunuz. Ondan sonra kahveniz zaten orada oluyor. Kahve döküyorsunuz. Sonra poşeti kaldırıyorsunuz. Demleniyor. Bu kadar basit. Bunların şey çeşitleri de varmış. Medium dark. Bu daha acı. Bu daha hafif. Belki bundan bir tık daha hafif vardı. Son iki tane kalmıştı. Hemen aldım. Çok merak ediyorum ben de. Bir de şöyle karam buldum. Bakın bu hani Ülker çikolataları var ya. Onun gibi şöyle bir karam buldum gerçekten. 8 tane varmış ve kalorisi yazıyor. Her biri 21 kalori. İçine bakalım mı? Ben de hiç bakmadım. Dün almıştım marketten ve bunu da bitirmişler. Bir tane vardı. Başka da yoktu. Şöyle. Çekmeceli. Kahvenin yanında çok güzel. Mesela filtre kahve demleyeceğim. Dedim 2 tane yerim. 42 kalori. Hadi çok mu canım tatlı çekiyor? 3 taneye. 62 kalori.
Ne var ki 60 kalorilik bir arı öğün ve çikolata yosu 3 tane. Yetmez mi sana 3 tane? Bence çok yeter. İlla koca bir paket yemene gerek yok. 3 tane fazla bile yani. 2 tane bile ideal ama 60 kalori bence çok çok iyi. Ben de bunu tüketeceğim. Bir arı öğün yaparsam mesela şu medium'u denerim. Ben çok acı sevmiyorum. Şununla bir ikisi güzel olabilir. Ama önce bir mutfağım falan toparlayayım. Bir ara öyle biraz daha var ya. Bir yarım saat 40 dakika sonra yaparım. Çünkü o kadar aç değilim. Üstü beni tuttu. Yeli zaten 2 saat falan oldu. Bir saat sonra falanca ara öğün yaparım. İnanılmaz derecede yani benim eve girişmem lazım. Mesela şey düşündüm. Bir gün sadece mutfak. İşte atıyorum mutfaktaki düzen. Ayarlayacağım her şeyi falan. Çünkü aldığım yeni şeyler var. Onları falan düzenleyeceğim. Sonra diğer gün giyim odam. Giyim odam beni korkutuyor. Çünkü kışlıkları kaldırıp yazlıkları çıkartacağım. Oraya düzenlemek istiyorum. Ve verilecek kıyafetler olacak. Onları falan ayarlamak istiyorum falan filan. Ama işte bunu başlamam gerekiyor. Düzenleyeceğim. Sonra tabloları. Tablolarımı astırmak istiyorum. Şöyle bir Instagram'da dün söyledim. Bir delilik yapıp beyaz mobilyalarımı gold'u boyayabilirim. Gold spreyle altına. Ya bunu deneyeceğim ama gerçekten. Hatta hangisini diye sorarsanız göstereyim. Ben bunu 3,5'dan 60 TL'ye almıştım. Bunu bir gold spreyle şu tarz, aynı şuna yakın bir renkle boyamak istiyorum. Çünkü beyaz beyaz çok artık şey gelmeye başladı bana. Hani böyle sıradan gelmeye başladı. Bir tablom gelecek. Bakın buralar mesela dolu tablolar var. Şuraya da böyle bir tablo gelecek ama çerçevesi siyah olacak. Çünkü bunlarla bir koordine olsun istiyorum. Aynamı astıracağım. Giyinme odamı düzenleyeceğim. Sonra böyle takı kutusu almıştım. Birkaç tane takılarımı falan düzenleyeceğim. Ya bayağı işim var. Ya, bilmiyorum video çekmemi ister misiniz bu arada? Bu tarz düzen videoları seviyor musunuz? Eğer istiyorsanız bana söyleyin, altı yorum yazın. Hani çekmeye çalışırım, size de fikir olur. Zaten önce sonrası olarak da göstereceğim. Belki beğenirseniz denersiniz diye düşünüyorum. Yemeğim bu arada çok güzel pişti, bakar mısınız? Muazzam. Şöyle koyabilirim bence. Çıkmıyor değil mi? Evet. Güzel. Burada köftem falan da var. Köftem çok güzel olmuş. Ha, kendim yaptım bu arada. Burada da darılarım var. 2 tane darım var. Geçen gün bir tanesini kaynattım ve çok mükemmeldi. Buraya koydum. Şurada da sarımsaklarım var. Dondurucuya koydum. Daha mantıklı. Doğmuş bebeğim. Bakın. Burada da karamelli dondurmam var. Bu nasıl bir dondurma biliyor musunuz? Yeni çıkmış galiba. Golf'in Carrefour'da gördüm. Madagaskar vanilyası, karamel soslu, brownie parçalı ve hiç daha açmadım. Bekliyorum. Aldım kalsın. Bakın burada var. Hani diyorsunuz ya Ebru evde hep oluyor işte. Sen kendine göre alıyorsun. Biz evde var, yemesek ne yapalım? Başkası olsa ya da eski Ebru olsa şu an bunu bitirmişti. Eski Ebru ne yapıyordu biliyor musunuz? Sabah kalktığı an kaptan kornet dondurmayla ilk öğününü yapıp sonra kahvaltıya geçiyordu. Söyleyeyim. Şimdi mutfağımı temiz topladım zaten. Bulaşıklarımı, şu saklama kaplarını falan yıkadım. Buraları düzenledim. Bulaşık makinesini boşalttım. Doldurdum tekrar. Sporumu da yaptım. Yemeğim zaten hazır. Oh, kafam rahat. Şimdi bir hazırlanayım. Üzerime falan bir şeyler giyeyim. Siteden arkadaşımla birlikte dışarıda birazcık hareket edeceğiz, yürüyeceğiz, bir hava alacağız ve bir sonra da öğün yapacağım. Bu ikisini aldım. Arkadaşımda termos varmış, sıcak su getirecek. Biz kahve keyfi yapacağız. Bunu da alıyorum, ikram götüreceğim. Ben 2 tane yiyeceğim bu arada bundan. O kaç tane yer bilmiyorum. Ben karışmam. Şundan 2 tane al, bunu al, çantanı al. İşte sana öğün iş yerinde, okulda, dışarıda, arkadaşın otururken bildiğin öğün fikri gerçekten. Bu da bir. Hem de sağlıklı. İçine baktım %100 zaten. Arabika kahve, %100 kahve çekirdeği diyor. Ay o kadar güzel ki güneş. İnanılmaz yani. Dün o kadar yağmurdan sonra şu an güneşi görmek bana çok iyi geldi. D vitamini alıyorum ve muhteşem. Gerçekten çok keyifli. O kadar güzel. İnanılmaz güzel bir ortam.
Zeytinyağlı taze fasulyem çok güzel gözüküyor gerçekten. Bayağı güzel oldu. Şurada kocaman cacığım var. Ve burada da salatam. Yeşillik salatası var. İçinde maydanoz, nane, roka, dereotu ve domates. Çok seviyorum. Ve biraz acı biber turşusu. Karbonhidrat olmadığı için de şöyle kekikli ekmekten bir dilim yemeyi düşünüyorum. Bir dilim. Bunu A101'den aldım. Tadını beğeniyorum. Kekikli, böyle kekik aromalı. Gayet doyurucu. Benim şu an en sevdiğim menü biliyor musunuz? Yani sebze. Ve ben yoğurt taş salatasının 3 kaşık yoğurt var. Gerisi salatalık, su zaten. Çok bir şey değil. Bu da sebze. Ne var yani bunun kalorisinde? Bu da aynı şekilde çok sağlıklı. Enfesto bir menü. Ay. Artık günün sonuna yaklaşıyoruz ama çok yoğun bir günde spor yaptım, yemek yaptım, dışarıdaydım, geldim falan filan. Böyle bir koşturmacalı bir günde açıkçası. Ya daha doğrusu keyifliydi ama hava çok güzeldi. Havanın güzel olması benim çok hoşuma gitti. Şimdi artık bir çay keyfi yapmak istiyorum. Şöyle bardağımla kazağımla uyumun, ne diyorsunuz? Çok güzel değil mi? Turuncu turuncu. Çok sevdim. Sallama çayım var gene. Ben çay demlemeye üşeniyorum. Bir iki kupa falan içiyorum. Ve yanımda da benim olmazsa olmaz biliyorsunuz kurtarıcım Nesvit bitter çikolata. Şimdi bende bir iki tane çikolata vardı arkadaşlar. Baktım. Acaba ne farklı, böyle normal bir çikolata mı yesem dedim. Ondan sonra mesela tiramisu aromalı bir çikolata aldım. Bakıyorum 100 gramı 567 kaloriymiş. Bu 45 gram çikolata. Baktığınız zaman neredeyse 250 küsur kalori. Şekerine baktım. Şekerde bir 18 gram şeker. Çok da canım çikolata istemiyorsa dedim ne gerek var, onu bitireceksin şu an. Ne güzel sağlıklı. Bugün de sağlıklı beslendin. Sebzeni yedin. Sabah müslini yedin. Bence bu sana yeter dedim. 90 kalori 5 gram şeker. Yani benim bundan neredeyse 3 tane yemem. Ben bunu 3 tane yersem neredeyse gerçekten. Ya da ben bunu 2,5 tane yersem bir çikolataya tekabül ediyor. Ama bu benim tatlı isteme direkt kesin. Bunun karamellisi de çok güzel ama bitti. Şimdi bir tane çikolatalısını yiyeceğim. Böyle böyle ben de 3-4 kilo vermeye çalışıyorum. İster istemez ya. Belki kilomu korsam, bu arada hiç takılmam. Bir tane çikolata yerim. Günde gerçekten korumada bir tane çikolata yiyordum. Porsiyonunu bildiğiniz sürece kilo almıyorsunuz. Ama kilo veriyorsam 3-4 kilo, o kadar emek ediyorsam, bugün gördüğünüz kıyafetlerimi beni çok mutlu etti. Hani 38 beden, yani benim altım hani genelde hep 38'de, 38 beden sana bol geliyor. Sen artık 36 beden olmaya başlamışsın. Hani bundan insanı motive ediyor. Crop giyebiliyorsun ve göbeğini kapatmana gerek kalmıyor. Renk renk giyebiliyorsun. Fotoğraf çekilebiliyorsun. Yazın. Mesela düşünüyorum şimdi Temmuz'dan sonra İzmir'e gideceğim inşallah. Dikili'de mesela o crop'u giyip şortunu giyip altında bir parmak arası sandalet, şık bir sandaletle saçlarını açacaksın, böyle yürüyüş yapacaksın. Ne kadar güzel. Ama eski ben olsam, arkadaşlarım çağırdığı zaman giyecek kıyafetim olmadığı için yazın, ya da şort giyemiyordum çünkü sürtüyordu bacaklarım. Ben gelmeyeceğim diyor. Hangisi olmak istersin? Eğer istediğin hedefe ulaşmak için de gerçekten kendine inanmalısın. Ve bugün yediklerimi gördünüz, diyet tarzında gayet sağlıklı besleniyorum ve ölçülüyorum. Ben bugün tatlımı yedim. Sabah kahvaltıda müslimi yedim. Akşam önce sebzemi yedim. Böyle ölçü yedim sürece de kilo verebiliyorum. Neyse. Bu bayağı bol motivasyonlu bir video oldu. Bu arada şurada da defterim var. Bu defterimde neden var? Instagram'da şey sordum. Hani ne tarz videolar istiyorsunuz. Hem Instagram'da hem YouTube'da. Instagram'da da IGTV kullanıyorum artık. Oraya da böyle videolar çekmek istiyorum. Bayağı da bir şey söylenmiş. Şimdi onları not alacağım. Hazır. Ne istiyorsanız işte şey denmiş. Şey, cilt bakımı çek Ebru. Motivasyon videosu çek. Deneme alışveriş çek. Market alışveriş çek falan filan. Bayağı bir şeyler söylenmiş. Teşekkür ediyorum. Onları da şimdi not edileceğim çünkü unutuyorum. Sırayla gideceğim. Yani biraz daha işim var. Sonra bir video editleyeceğim. Yarına yetiştirmem lazım. Oh, yoruldum. Artık bana keyif zamanı ve birazcık iş zamanı. Sizleri seviyorum. Umarım beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir insan özgürce yapamayacağı şeylerin ne kadar çoğunu yapmak isterse o kadar özgürdür. Yani özgürce yapamayacağı şeylerin ne kadarını yaparsan kendi özgürlüğünü yaratıyorsun. Vav vav vav. Evet, ben başlıyorum artık. Şuradan bakayım hikayeme. Şurada vardı. Teşekkür ediyorum. Bayağı bir şeyler var. Şimdi bunları kayıt edeceğim. Ben başlıyorum.